Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere Türk siyaset tarihinin önemli bir dönemine damgasını vurmuş, sonradan adı efsaneleşmiş, aslan yürekli bir adamın Deniz Yezmiş'in biyografisini anlatmaya çalışacağım. Deniz Yezmiş 28 Şubat 1947'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. 6 Mayıs 1972 yılında da idam edilerek hayatını kaybetmiştir. Bu idam Türk siyaset tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir utanç vesikası olarak, bir kara leke olarak tarihe geçmiştir. Bu olay hangi siyasi görüşten olursa olsun vicdan sahibi olan her insanın yüreğinde derin bir yara olarak tarihe geçmiştir. Şöyle düşünelim, koca koca yaşlı başlı insanlar 25 yaşında hayatının baharında olan 3 tane genci yeni bir söz söylemeye çalıştıklarından dolayı hayatlarına son vermiştir. Ama bu gençler tarihteki yerlerini almış, adları efsane olmuştur. O koca koca insanların hiçbirinin adının esamesini bile hiç kimse hatırlamaz. Şu bir gerçektir ki geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten insanlar yeni bir söz söylenmesine asla tahammül göstermemişlerdir. Bir ülkede yeni bir söz söylenmesine fırsat verilmiyorsa o ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir. Sanatsal olarak da, siyasi olarak da, sportif olarak da hiçbir yere varması mümkün değildir ve Türkiye varamamıştır da. Peki Deniz Yezmiş kimdir? Deniz Yezmiş, Marksist, devrimci, öğrenci lideridir. Türkiye Halk Kurtuluş Örgütü'nün kurucu üyesidir. Deniz Yezmiş aynı zamanda aktivisttir. Kendisi 1947 yılında Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğmuştur. Ailesinin bir tarafı Karadenizli, bir tarafı Erzurumludur. Deniz Yezmiş ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da, lise dönemini de İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlamıştır. Bu arada sol düşünceyle de lisede tanışmıştır. 11 Ekim 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuştur. Bu arada Çorumlu temizlik işçilerinin Taksim'e çelenk bırakma eylemine destek verdiğinden dolayı ilk defa gözaltına alınmıştır. 6 Temmuz 1966 yılında girdiği üniversite sınavında Fen Fakültesini ve Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Babası Fen Fakültesini gitmesini istiyordu. Bu isteğini geri çevirmedi babasının ama daha sonra tekrar Hukuk Fakültesine kaydını yaptırmıştır ve Hukuk Fakültesine başlamıştır. Üniversitedeki ilk eylemi Türkiye Milli Talebe Federasyonu binasının 7 Emine verilmesini protesto ettiğinden dolayı ilk defa gözaltına alınmıştır. Sonra serbest bırakılmıştır. Aynı yıl Kıbrıs mitingi sırasında Aşık İhsani ile birlikte ABD bayrağını yaktıklarından dolayı gözaltına alınmış, tekrar serbest bırakılmışlardır. 7 Ocak 1968'de Hukuk Fakültesindeki arkadaşlarıyla beraber Devrimci Hukukçular Örgütü'nü kurdu. 7 Mart 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda konuşma yapan Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ü protesto ettiğinden dolayı tutuklanmıştır. 2 Mayıs'a kadar tutukluk alan Deniz Yezmiş, 30 Mayıs'ta 6. Filo'yu protesto ettiği için yargılanmış, beraat etmiştir. 12 Haziran 1968'de İstanbul Üniversitesi'nin işgal edilmesine önderlik etti. Üniversite senatosuyla bizzat görüşmeler yaptı. İşgalin sona erdirilmesinde etkili oldu. 30 Temmuz 1968 yılında üniversite işgali ve 6. filoyu protesto etmek suçlarından tutuklandı. 20 Eylül 1968 yılında serbest bırakıldı. 28 Kasım 1968'de Yeşilköy Havaalanı'nda Amerikan Büyükelçisi'ni protesto etmesinden dolayı tutuklandı. 17 Aralık'ta tekrar serbest bırakıldı. 16 Mart 1969 yılında sağcı öğrencilerle solcu öğrenciler arasında İstanbul Üniversitesi'nde çatışmalar çıkmıştır. Bu çatışmaların sonucunda 19 Mart'ta tutuklanmıştır. 3 Nisan'a kadar hapis yatmıştır. Deniz Yezmiş'i din düşmanı ve dine karşıymış gibi gösteren çevrelere soruyorum bakalım. İçinizden kaç tane taşaklı var onun gibi Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için canını ortaya koyan adam gibi adam. Deniz Yezmiş, Filistin gerilla kamplarında 6 ay kadar kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye döner. Tabii ki hakkında da gıyabi tutuklama kararı vardır.
26 Aralık 1968'de üniversiteyi işgal ettiği gerekçesiyle 28 Ağustos 1969 yılında üniversiteden hukuk fakültesinden ihraç edilmiştir. 23 Eylül 1969 yılında üniversitede bulunduğu polise ihbar edilen Deniz Yezmiş polis tarafından yakalanmış ve teslim olmuştur. Kasım ayına kadar da hapis yatmıştır. 25 Kasım 1969'da serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde Vatal Mehetoğlu'nun sağcılar tarafından öldürülmesinden dolayı arama yapılmıştır. Bu aramada dürbünlü bir tüfek bulundu. Bunun Deniz Gezmiş'e ait olduğu iddia edilerek Deniz Gezmiş tekrar tutuklanmıştır. 18 Eylül 1970 yılına kadar hapiste kalmıştır. Hapisten çıktıktan sonra hemen askere alınmıştır. Kafasındaki devrim planlarını gerçekleştirmek için askere gitmedi. Bundan sonra öğrenci eylemlerinden uzak durarak mücadelesini değişik alanlarda sürdürdü. Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. 11 Ocak 1971 yılında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına İş Bankası Emek Şubesi soygununda yer aldı. Bu olaydan sonra Yusuf Aslan'la birlikte vur emriyle aranmaya başladı. 4 Mart 1971 yılında Balgat'taki hava üssünde görevli olan 4 tane Amerikalıyı kaçırdı ve bütün devrimcilerin bunun karşılığında serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca 400 bin dolar da fidye istedi. Bu olaydan sonra 30 bin polis ve askerle kentin her yeri arandı, kentin bütün giriş ve çıkışları tutuldu. 5 Mart'ta güvenlik güçleri Deniz Gezmiş ve Amerikalıları bulmak için Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun karargahı sayılan Otlu'yu kuşattı. Öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. 9 saat süren çatışmada 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Üniversite süresiz olarak kapatıldı. 9 Mart'ta Deniz Gezmiş Amerikalıları serbest bıraktı. 12 Mart muhtırasından sonra yani 3 gün sonra 15 Mart'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşları motosikletleriyle kaçmak üzere yola çıktılar. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan'la beraber giderken Sinan Cemgil de diğer motosikletle kaçmıştı. Yusuf Aslan'la beraber Sivas'a gitmekteyken motosikletleri bozuldu. Bu arada birileri de onları ihbar etmişti. Polis geldi. Polisle çıkan çatışmada Yusuf Aslan'la birbirlerini kaybettiler. O esnada Yusuf Aslan Elmalı'dayken 16 Mart 1971 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak Deniz Gezmiş yakalandı ve mahkemeye çıkarıldılar. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 16 Temmuz 1971 yılında başlayan davada anayasanın 146. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. 9 Ekim 1971'de sonuçlanan davanın sonunda Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş idam cezasına çarptırıldılar. İdam cezasının onanması için tabii ki meclise getirildi dava. İsmet İnönü bunun müebbete çevrilmesi için mücadele etmiştir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı meclise sunuldu. 48 red oyuna karşı 273 kabul oyu kullanılarak mecliste onaylandı. Red oyu kullananların arasında İsmet İnönü ve Bülent Ecevit vardır. Kabul oyu kullananların arasında Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel vardır. Necmettin Erbakan oylamaya katılmamıştır. En azından tepkisini böyle göstermiş, o idamı onaylamamıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da idam kararını onaylamıştır. Mahkumların özür dilemeleri istenmiştir. Hiçbiri özür dilememiştir. Yaptıklarından pişman olmadıklarını söylemişlerdir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının son sözleri şunlar olmuştur. Yaşasın bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın işçiler ve köylüler, kahrolsun emperyalizm demişlerdir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına imam getirilip dua ettirilmek istenmiştir. Onlar bunu şiddetle reddetmişlerdir. Bu da bazı kesimlerce sanki dinsizlikmiş olarak lanse edilmiştir. Bana göre bu çok yanlıştır. Çünkü onlar ne Yahudi ne Hristiyandı. Müslüman kendi duasını eder. Hem beni idam edeceksin, bir de getirip bana hocaya dua ettireceksin. Bence aslan yürekli adamlar iyi yapmışlardır. Doğru olanı yapmışlardır. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan
6 Mayıs 1972 yılında Ankara Ulucanlar Cezaevinde asılarak idam edilmişlerdir. Bu olay Türkiye siyasi tarihine ve adalet tarihine kapkara bir leke olarak geçmiştir. Çünkü bu insanlar 25 yaşında delikanlı adamlardı. Yanlış şeyler de yapmış olabilirlerdi ama koca koca yaşlı başlı insanlar 3 tane delikanlıyı hayatının baharında olan adeta fidan olan 3 genci çatır çatır göz göre göre idam etmişlerdir. Yani bu gençlere sadece ufak bir hapis cezası verilerek ıslah edilmeye çalışılamaz mıydı? Ama onlar Türk siyasetinde, Türk tarihinde anıt isimler olarak yaşamaya devam ediyorlar. Onlara bunları yaşatanlar, hayatlarını elinden alanların esamesini kimse hatırlamaz. Yani bu gençlerin işlediği suçlar sadece siyasi suçlardı. Hiç kimseyi öldürmemişlerdi. Deniz Gezmiş sadece bir kişiyi yaralamıştı. Bunları öldürenlerin insanlık adına vicdan taşıdıklarına ben inanmıyorum. Onların bir kalbinin olduğuna da inanmıyorum. Bu 3 tane adamla benim dünyam arasında farklılıklar olabilir ama onlar her şeyden önce adamdı. Selam olsun o 3 tane fidana, selam olsun o 3 tane adama. Öbürlerine, onların canlarına kıyanları da Allah'a havale ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz dostlarım. Hoşça kalın.